Çok tehlikeli bir işçilik var. Şöyle yapalım. Görüyor musunuz üst tarafa doğru? Bana dokunma diyor. Seni diyor aşağı alır götürüm diyor. Gerçekten de süper. Ama kaya mezarı çok kaliteli. Alan taramayı özellikle çıldırıyor burayı içeri atıyor. İnanılmaz bir hazine var dostlarım burada gördüğünüz gibi. Statüsü yüksek olan kişi. Mükemmel bir işçilik. Mükemmel bir yer. Gerçekten de ama buraya açmak... Selam arkadaşlar. Zirve adamı gene zirvelerde. YouTube Define işaretler Atölyesi kanalıma hoş geldiniz. İyi seyirler diliyorum. Arkadaşlar burada mükemmel gene bir çözüm yapacağız. Gerçekten de süper bir işçilik yapılmış. Güzel bir bölge. Yaşam çok burada. Eski medeniyetlerden burada Bizans, Roma, Arus. Burada Kavim olarak sürmüş. Belirli bölümde de Rum kavimi de burada yaşamış. Bir bölümde de Ermeni kavimi yaşamış dostlarım. Bu bölümde medeniyetlik sürmüş. Şimdi çok süper yerdeyim. Şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz gibi koltuk işareti var. Koltuk işareti gerçekten de orijinal arkadaşlar. Koltuk işareti neydi? Koltuk işaretini eşliklerler de kullanmış. Bazı medeniyetler hemen hemen bazılarında kullanmışlar dostlarım. Rumari. Şimdi buraya geldiğimizde bel belirli bölgelerde Rumlar da kullanmış dostlarım. Ama çok az kullanmış. Şimdi gelelim biz konumuza. Şimdi geldiğimizde burada bir koltuk işareti var. Koltuk neydi o da? Neyi temsil ederdi? Kaya mezarını, mahzeni odaların olduğunu, tünellerin olduğunu bize söyler ve de define'nin olduğunu söyler dostlarım. Bu şekilde bunu define işareti olarak Şimdi bu şekilde koltuk işaretini o zamanki kavimler belirli bir yön verici işareti olarak, define işareti olarak, mezar olarak, mahzen olarak dediğimiz gibi define işareti olarak, yön verici işareti olarak da kullanılmış. Şimdi dostlarım, şimdi burada koltuk işareti bayağı gayet net orijinal. Şöyle yaklaşalım. Biraz da güneş var. Şöyle geldiğimizde görüyorsunuz. Koltuk işareti gerçekten de Şöyle karşıdan çekeyim. Tam net görüntüsünü size yakaladık herhalde. Güneş de var. Kusura bakmayın dostlarım. Şimdi şurada da geldiğimizde şurayı bak. Şurada dedektörle tuttuğumuzda şuralarda şu taşlar üçgen. 3 üç ayak yapılmış. Bir şöyle yapalım. Bir, iki bir de karşıdaki taş 3 ayak yapılmış ve burada Dedektör bir sinyal verdi. Orayı bakacağız. Şöyle de yandan da göstereyim koltuğu. Gördüğünüz gibi koltuk yandan da gayet net belli. Şimdi koltuğun yanına geldik dostlarım. Şöyle durduk. Şöyle geldik. Koltuk oturdum diyelim. Şöyle baktığımda karşı taraf aşağı doğru git diyor. Şöyle gelelim. Şurada kayalar kesmeler olmuş. Gayet net belli. Şurada Bir mihrap işareti yapılmış. Oval yön olarak aşağıya git diyor. Ama şurada zamanında bir saklama varmış. Şöyle tam net göstereyim de. Burası zamanında alınmış dostlarım. Gayet net taş. Nasıl kesilmiş. Gördüğünüz gibi. Şu da herhalde kapak olarak tam kapatılmış. Orası kırılmış içinden. Belirli bir miktarda bir azinesinin bunun. Buradan alınmış belli. Şimdi buradan biz alınmamışlara bakalım. Kolay geçitlikler alınmış. Şöyle aşağı doğru inelim. Koltuğun baktığı yönde oturduğumuz zaman yön verdiği yere doğru iniyoruz arkadaşlar. Mesafe de hemen hemen 100 metre var. Şöyle geldiğimizde şu kayalar bir oturtma olduğunu görüyorsunuz. Kesilmiş, dikilmiş. Gayet net belli. Böyle daha biz inelim aşağı doğru. Bakalım bizi ne karşılayacak. Gelelim. Çok güzel bir bölgedeyim gerçekten de. Şöyle geldiğimizde size en güzel, sağlam işçiliği olan işareti gördünüz mü mihrabı? Görüyor musunuz mihrabı? Mihrabın oval kustu da ne diyor? Yanda diyor hemen girişinin olduğu yerde demek istiyor dostlarım. Şurası. Görüyor musunuz kapağı? şu kaya mihrap yapılmış. Gerçekten de pardon kamera elimizdeydi. Şöyle görüyor musunuz? Net belli. Orada küçük mihrap yön verici yapılmış. Şu kapak orasanla burayı şu şekil kapatılmış dostlarım. Buradan içeri giriş bir kaya mezarı odası mevcut. Çok güzel de bir işçilik yapılmış. Şöyle bakın işçiliğini kayanın o kesme olduğunu görüyor musunuz? Şuradan şu bölümden de kapatılmış. Şu kaya biraz tuzak konulmuş. Tuzaklı zaten. Şunu şöyle yapalım. Ha şöyle. Biraz da güneş geliyor. Görüyor musunuz? Yapıştırma. Orasan tuzak konulmuş. Üstüne öyle. Yukarı doğru şurası tüm tuzak. Bunu çektiğin zaman seni alıp aşağı götürürler. Ne kemiklerin kalır ne bir şey kalır paranın da hiç değeri kalmaz. Görüyor musun? Ben video çekerken bile korkuyorum. Gelebilir diye. <laughs> Hiçbir şeye dokunmadığım halde. Şöyle gelelim. Şöyle. Heh. Sokma olduğunu, yapıştırma orosan olduğunu işlem olmuş. Zamanla tiken çıkmış burada gördüğünüz gibi. İşlem olmuş ya burada. İçeriden gidiş kaya mezarının olduğu yer bölge. Yapıştırma gayet net. Belli. Şu şekil yukarı doğru yamanmış. Şöyle oturtulmuş hep burada bir tuzak var. İnanılmaz bir burayı tuzak yapılmış. Bayağı da çok tehlikeli bir işçilik var. Şöyle yapalım. Görüyor musunuz üst tarafa doğru? Bana dokunma diyor. Seni diyor aşağı alır götürüm diyor. Gerçekten de süper. Ama kaya mezarı çok kaliteli. Alan taramayı özellikle çıldırıyor burayı içeri atıyor. İnanılmaz bir azine var dostlarım burada gördüğünüz gibi statüsü yüksek olan kişi. Mükemmel bir işçilik. Mükemmel bir yer. Gerçekten de ama burayı açmak yukarıdan başlayacaksın. Tuzakları yok ederek ineceksin aşağı. Bu da çok bir zaman alır dostlarım. Dokunsan gidecek. Şurasına bak. Şurayı görüyor musunuz? Dokunsan gidecek. Orasanla yapıştırılmış. Şöyle bakalım başka neler var. Buralarda şu yönden de çekeyim. Şuradan. Bak görüyor musunuz o üst taraf mezarın arka tarafı nasıl oturtulmuş? Gayet net belli değil mi? Çok tehlikeli gerçekten de. İşçilik fena. Şurada da bir kasa varmış. Onu almışlar zamanında. Şöyle bir çıkarsak. Çekebilirsek düşmezsek. Şöyle bakalım. Bak görüyor musunuz tuzakları? Nasıl oturtulmuş? Kaya mezarı altta zaten o yapıştırma yer. Şurada Bir kasa Varmış zamanında soygun yemiş Bu aşağıdaki mezarın Bayağı da büyük bir kaliteli bir yermiş Şöyle bilmiyorum Şöyle Gimbal'ı biraz Uzattım kasa burada Orasanlanmış burası sarp çıkamıyorum Burada buradan Zamanında orasan varmış burası Patlatılmış gördüğünüz gibi Yeri de belli Gayet net belli buradan şu bölgedeymiş. Şöyle geçelim. Uf. Düşeceğim. Kasanın olduğu yer orasıydı gördüğünüz gibi. Buralar hep bir nasıl diyelim? Buralar bir sunum yeri olarak kullanılmış tapınak gibi. Yer belli. Burası dümdüz kesilmiş kayalar gördüğünüz gibi. Gayet de net işçilik var. Buradan gelelim. Burada da zamanında saklı. Şöyle baktığımızda şu kayayı neye benzetirsiniz? Bunu bence giderken bu kavimler almış. Dönemde, döneminde patlatmışlar buraları. Şöyle bir şeye benzetemezsiniz ama şurada zamanında kayanın görüyor musun? Nasıl oyulmuş kaya. Burada da bir saklama varmış. Ön tarafında alınmış ama şurada dedektörümüz. Şu tarafa bakalım. Şöyle şurayı görüyor musunuz? ölülmüş şurada ufak bir sinyal verdi. Buna da bir bakacağız dostlarım. Bunun videosunu da paylaşacağız ama bu koltuğun yanındaki ufak sinyal aldık. Biraz sinyal verdi dedektör. Koltuğun hediyesine bakacağız. Koltuğun biliyorsunuz her zaman bir hediyesi olur yanında. Şurada da kaya mezarımız bana dokunma. Seni alırım aşağı götürüm diyor. Tuzaklı işçilik desen, mihrap desen takdir sizin. Süper bir işçiliği var değil mi dostlarım? Görüyorsunuz. Nasıl? Dokunsan uçurur mu seni? Görüyor musunuz? Gayet net. Yukarıda koltuk işaretinin o, o hediyesine bakalım arkadaşlar. Ondan sonra devam ederiz. Selam herkese. Zirve adamı gene zirvelerde. Şurada gördüğünüz gibi bir kaya mezarı var dostlarım. Zamanında burası ön tarafı açılmış. Açılmış gibi gözüküyor. Bayağı da kaya alt taraftan bir size görüntü yapayım. Gördüğünüz gibi çok bir sarp bir yer. Orayı geçmek için adamlar yukarıdan eski zaman hali halat türünde çekmek için kullanılan malzemeyle Burayı bir kaya mezarı yapmışlar. Burası da bir antikça Roma döneminden kalma bir yer. Gerçekten de süper bir yer. Şimdi burada biraz mezar şeklinden bahsedeyim dostlarım. Bu statüsü yüksek olan kişiye ait bir mezar. Bazı arkadaşlar diyor ki hani bazı kaya mezarı ya da bir yer gösterdiğimiz zaman o insan diyor o kayayı nasıl getirmiş orayı koymuş diyor. Hep düzmece diyor de kafası çalışmayan, doğayı gezmemiş, tarih bilgisi olmayan insanlar böyle yorumlar yapıyor dostlarım. Şurayı gördüğü zaman şu videoyu izlesin. Yukarı tarafına kadar sarp, şu aşağı tarafına bakalım. Bak şöyle de kayayı net göstereyim size. Görüyor musunuz? Çok bir kaya sarp yer yani yüksek bir yer. Ama orayı adamlar değilmiş zamanında orayı bir kaya mezarı yapmış diyorum ya o zamanki insanların çok çalışkan bir insanmış. Yani bir diyor şimdi bu yorumlarda videoları izleyen. O zaman o teknoloji yok ki nasıl yapmış o adamlar diyorlar. Hep düzmece diyorlar al burada canlı bir örneğini. Burada bu videoyu izleyerek o arkadaşların yorumlarını tarih bilgisi olmayanlar için bu videoyu çekmek istedim.